Bu videoda, WhatsApp sohbetlerinizi nasıl yedekleyebileceğinizi ve ihtiyaç duyduğunuzda bu yedekleri nasıl geri yükleyebileceğinizi anlatacağız. Uygulamayı açın ve ekranın sağ üst köşesinde yer alan 3 nokta simgesine, açılan seçeneklerden ayarlar bölümüne girin. Karşınıza gelen yeni ekrandan, sohbetler bölümüne girin. Sohbetler ekranının en altına inerek, sohbet yedeklemesi bölümüne girin. Google hesabı yazısına dokunarak, telefonunuza ekli olan Google hesabınızı bağlıyorsunuz. Yedekleme Google Drive bölümüne yapılacak. Hesap bilginizi bağladıktan sonra yedeklemeyi, yedekle butonuna basarak manuel olarak da yapabilirsiniz. Yedeklemenin zamanlı yapılmasını isterseniz otomatik yedeklemeler yazısına dokunun. Otomatik yedekleme ayarını, günlük, haftalık ya da aylık seçebilirsiniz. Yedeklemeye yazışmalarda yer alan videoları da dahil etmek isterseniz, bu seçeneği aktif edebilirsiniz. Unutmayın, videolar daha fazla yer kaplar. Google size 15 GB, iCloud ise 5 GB ücretsiz alan vermektedir. O alan dolarsa yedeklemeniz otomatik duracaktır. Seçiminizi buna göre yapın. Hücresel veri kullanarak yedekle seçeneğini isteğe bağlı aktif edebilirsiniz. Mobil paketinizi kullanacağı için aktif etmememenizi tavsiye ederim. Yedeklemelerinizi Wi-Fi üzerinden yapması daha mantıklıdır. Bu ayarlardan sonra, yedeklememi seçimimize göre yani günlük yapılacaktır. Şimdilik yedekle butonuna tıklayıp, yazışmaları yedekleyelim. WhatsApp, Google Drive'a yedeklenmiş oldu. Yedeğinizi görmek isterseniz, tarayıcınızdan ya da telefon mobil uygulamasından Google Drive'a giriş yapınız. Sol menüden depolama alanına ve ardından, sağ üst köşedeki yedeklemeler bölümüne giriş yapınız. Görüldüğü gibi WhatsApp yedeğimiz burada yer almaktadır. Peki, aldığımız WhatsApp sohbet yedeklerini geri nasıl yükleriz? Yeni bir telefona geçiyorsanız veya WhatsApp'ı yeniden yüklediyseniz, telefon numaranızla WhatsApp'ı açın. Kurulum sırasında uygulama, mevcut yedeğinizi bulur ve geri yüklemek isteyip istemediğinizi sorar. Geri yükle seçeneğine tıklayın ve bekleyin. Tüm sohbetleriniz tekrar WhatsApp'ta olacak. Burada dikkat etmeniz gereken konu, yedek aldığınız Google hesabını telefona tanımlamanız olacaktır. Aynı yöntem, iPhone WhatsApp uygulaması için de geçerlidir. Görüldüğü gibi, en son aldığım WhatsApp yazışmalarım geri yüklenmiş oldu. Eğer bu video işinize yaradıysa beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.